İki pedaldan herkese selamlar. Arkadaşlar bu videoda Decathlon internet alışverişiyle sıfırdan bisiklet ekipman topluyoruz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet, sizlere tanıtmak için en uygun fiyatlı ürünleri seçtik ve tek tek listeledik. Öncelikle şöyle kısa bir hikaye uyduralım ve bu hikaye üzerinden de ekipmanlarımıza anlatmaya başlayayım. Şimdi öncelikle yolda gidiyorsunuz, lastiğiniz patladı. Birçok bisikletçinin başına gelebilmesi en muhtemel şey budur. Şu an ekranda gördüğünüz sel altı çantanızdan şuradaki levyeyi çıkardınız ve lastiğinizi söktünüz. İç lastiğe baktınız. İç lastik tamir edebiliyorsa buradaki yama setini kullanarak iç lastiğinizi tamir ettiniz. Eğer iç lastiğiniz tamir edilemeyecek durumdaysa da bu 26 inç jant olmasına takılmayın. O değiştirilebilir. Birçok çeşit var Decathlon'da. İç lastiğinizi yenisiyle değiştirdiniz. Tekrardan buradaki levye yardımıyla veya direkt elinizde takabilirsiniz. Bu setimiz içerisinde multi-tool'un da bulunduğu set 80 lira. Şuradan bir saniye. Yama setimiz 12 lira fakat şu an mağaza stoklarında bulunmuyor. 35 liraya da 2 tane iç lastiği alabilirsiniz. Peki, tamiratınızı yaptınız ve en sonunda bu lastiği şişirmeniz gerekiyor. Lastiği şişirirken de sizler için Decathlon'daki en uygun fiyatta olan 32 TL'lik bisiklet pompasını tavsiye ederim. Bunu silmemiz lazım. En baştaki sette zaten bir saniye. En baştaki sette zaten multi tool'umuz vardı. Gece sürüşleri yapacaklar için böyle reflektörlü bir kolluk veya paça bandı diye tabir edilen üründen satın alabilirsiniz. Bunu kolunuza veya bacağınıza sarıyorsunuz ve araba ışıkları sizin üzerinize çarptığında bu reflektör sayesinde siz orada bir bisikletlinin olduğunu sürücüye hissettirebiliyorsunuz. Bunda 20 TL'lik bir fiyatı var. Tabii ki Decathlon'daki birçok ürünün fiyatı son zamanlarda doların yükselmesiyle birlikte arttı. Bundan dolayı da fiyatlar için herhangi bir yorumunuz varsa aşağıya da yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer bu ürünler arasında eksik gördüğünüz bir ürün veya fazla gördüğünüz bir ürün varsa onu da yorumlara belirtebilirsiniz. Peki burada yaz aylarının olmazsa olmazı, hatta yaz ayları demeyeyim de kışlığı ayrı, yazlığı ayrı olan bisiklet eldiveni. Burada da Triban 100'ü öneririm size. RC100 Triban modelini. 25 TL'lik bir fiyatı var gördüğünüz gibi. Herhalde şu an piyasadaki en uygun fiyatlı kısa parmak eldiven diyebilirim. İçerisindeki süngerler sayesinde eliniz bisikletin gidonundayken su toplamayacaktır. Dışındaki ince kumaş katmanı sayesinde de hem düştüğünüzde bir nebze elinizi koruyacak hem de yazın çok fazla terletmeyecektir. Kışlığını da ekleyebilirsiniz fakat ben şu an en uygun fiyatlarını eklediğim için 25 liralık olan yazlık eldiven tercih ettim. Burada bir adet mataramız var. Bu matara alınabilir mi? Aslında çok tartışılabilir bir konu. Çünkü çok ucuz ve Decathlon'un neredeyse en ucuz ürünü olduğu için belki bunun plastiğine güvenip de su içmek istemeyenler olabilir. Fiyatı gördüğünüz gibi 15 lira. İster alabilirsiniz, ister su şişeniz yani pet şişenizle veya evdeki herhangi bir mataranızla suyunuzu tüketebilirsiniz. Fakat bisikletçi suluğunun özellikle tavsiye etmemdeki sebep şu an fotoğrafta da gördüğünüz gibi bisikleti sürerken ikinci bir ele ihtiyaç duymadan kolayca ağzınıza götürüp tıpasını çekerek suyu rahatça içebilmenizi sağlamasından dolayı. Bu suluğu tabii ki suluk kafesimize koymak zorundayız. Fiyatı 17 lira. Gördüğünüz gibi Triban 100 modelli suluk kafesi. Ben bunu hala kullanıyorum. Fena bir ürün değil. Üst model bisikletlerde de, yeni başlayan insanların bisikletlerinde de bence tercih edilebilecek bir ürün. Zaten suluk kafesi dediğimiz şey eğer profesyonel bir yarışçı değilseniz herhangi bir suluk kafeste olabilir. Fakat Decathlon için ben bu ürünü sizlere tavsiye ederim. Peki, gündüz sürecekler için tekrardan bir ürüne geldik. Dağ bisikleti gözlüğü. ST100 Rock Rider modeli. Burada fiyat 80 lira. Tabii ki dediğim gibi dolardan dolayı bunun da fiyatı çok yükselmiş. Fakat başka bir güneş gözlüğünüz varsa yani kendinize ait bir güneş gözlüğü varsa onu da takarak bisikletinizi sürebilirsiniz. Ama yine de bisiklet sürerken özellikle özel bisiklet gözlüğü tercih etmenizi tavsiye ederim. Bunun sebebi de şu. Şu an gördüğünüz bisiklet gözlüğü aslında cam değil. Normal plastik bir malzemeden üretilmiş. UV korumalı olduğu söylenen bir plastik malzeme. Bu gözlüğü taktığınızda işte gözünüze sinek kaçmalarından
Havanın gelip de gözlerinizin yaşarmasından, ondan sonra işte taş sıçrayabilir, toz gelebilir. Bunlardan tamamen korur. Taş sıçradığında da cam bir gözlük kırılabilirken bunun pek kırılacağını düşünmüyorum. Onun haricinde de gözlükle ilgili anlatacağım şeyler bu kadar. Hatta şunu da söyleyeyim. Eğer gece sürecekseniz sarı renkteki modelini, yani etrafı daha aydınlık renkte gösteren modelini. Eğer böyle hem kapalı şey pardon gündüz vakti kapalı bir havada sürecekseniz veya gece şeffaf bir gözlükte de etrafı görebilmek istiyorsanız şeffaf olan modelini de tercih edebilirsiniz. 80 liralık da bir fiyatı var, tekrardan belirteyim. Evet, olmazsa olmazlarımıza geldiğimizde arkadaşlar ST50 Rockrider bisiklet kaskı. Bu MTB kaskı yol bisikletçileri de aslında kullanabilir. Şuradaki siperliği sökerek, şurada plastiği sökerek rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben de bisiklet aslında ilk başladığımda bu modeli kullanıyordum. Fakat ben aldığımda 50 lirayken şu an gördüğünüz gibi 110 lira. Piyasadaki alınabilecek neredeyse en ucuz kaskın bu olduğunu söyleyebilirim. Belki başka mağazalarda, başka internet sitelerinde vardır. Fakat benim bildiğim kadarıyla şu an en uygun fiyatlı kask, şu anda ekranda gördüğünüz kask. Arkadan ayarlanamıyor. Bu kötü bir şey. Fakat şu an Decathlon ürünlerini sizlere anlattığım için Decathlon'da tavsiye edebileceğim model bu. Başka videolarda da zaten farklı mağazalardan hem online şekilde hem de giderek mağazanın kendisinden alışverişler yapacağız. Sizlere ekipman toplamayı göstereceğim. Bu arada bu Decathlon videosunun da mağazada olan versiyonunu bir aksilik olmazsa ya yılbaşında ya da yılbaşından birkaç hafta sonra en geç yayınlamayı düşünüyorum. Orada da sizlere ürünleri canlı canlı göstereceğim. Evet, kilometre saatine geldik. Kilometre saat aslında akıllı telefonunuzda Strava uygulaması veya çeşitli uygulamalar var. Öyle bir uygulamanız telefonunuzda yüklüyse çok da gerekli olan bir şey değil. Hatta ekstra bir maliyet olduğunu söyleyebilirim ama kilometre saatin işte ortalama kilometrenizi, o an düğmesine bastığınızda görebileceğiniz şuradaki saati, ortalama hızınızı, gerçi bu gösteriyor mu pek emin değilim ama şu an en uygun modeline baktığımız için. Anlık hızınızı, işte total kilometrenizi, bisikletinizin kaç kilometrede olduğunu falan, bunları böyle uygun fiyatlı bir kilometre saati alarak görebilirsiniz. Şu an Türkiye'deki, sadece Decathlon değil, Türkiye'deki sanırsam en uygun fiyatlı kilometre saati de yine aynı şekilde Bitwin 100, eski adıyla Bitwin 100, yeni adıyla da OneRysel 100 kilometre saati. Kablolu bir üründür. Kablosuyla veri aktarımı yapar. Biraz daha bütçemiz var derseniz 80 lira veya 90 liraydı, tam emin değilim. Kablosuzunu da tercih edebilirsiniz. Ve son ürünümüze geldiğimizde ise bisikletinden kısa süreli ayrı kalacaklar için veya güvendiği bir yerde yine de içinde bir kuşku kalabilecek insanlar için tavsiye edebileceğim böyle çok büyük, çok aşırı güvenlik koruması olmayan ama kısa süreli kilitlemelerde veya yakınınızdaki bir yere kilitleyeceğinizde tercih edebileceğiniz bir bisiklet kilidi. Gördüğünüz gibi Elops modelli. Elops 100 bisiklet kilidi. 30 TL'lik bir fiyatı var. Ben bunu aldığımda 15 liraydı. Fakat videonun başında da söyledim. Decathlon'un maalesef 3 sene öncesine kadar uyguladığı uygun fiyatlı politika, ülkemizde uyguladığı uygun fiyat politikası maalesef son 2 senedir geçerli değil. Geçerli olmamasının sebebi aslında tabii ki doların yükselmesi. Bundan dolayı da fiyatlar mazur görülebilir. Kilitin güvenlik seviyesinde görmek isterseniz 10 üzerinden 1 seviye verilmiş. Dediğim gibi ben de kullanıyorum. Fakat ben bu kilidi kilitleyip de bisikletimi hiç bilmediğim bir yere bırakmıyorum. Ben kapımın önüne bisikletimi koyduğumda bununla da ayrıyeten ek bir güvenlik olarak kilitliyorum. Siz de dilerseniz yanınızda taşıyabilirsiniz. Peki bunların hepsini bir sepetimize ekleyelim ve totalde ne kadar tuttu onu öğrenelim. Şuradan şuraya basalım. Tek tek bunları ekleyelim ve sepetimizdeki genel duruma bakalım. Beden seçelim. Beden olarak ben large kullanıyordum. Yine large'ı seçmiş oluyorum. Zaten bir önemi yok. Fiyatlar her şekilde aynı. Evet. Bu arada arkadaşlar neden bisikletçi kıyafeti tarzında şeyler seçmedim derseniz en uygun fiyat ekipmanları topladığımız için uygun fiyatlı ekipman almak isteyen kişi bence bisiklet kıyafetlerine para vermeyecektir. Çünkü bisiklet kıyafetleri de nereden baksanız aşağı yukarı hepsini topladığınızda bir 300 lira falan tutacaktır. Bundan dolayı bisiklet kıyafetini bence evdeki kıyafetlerinizle idare ettirebilirsiniz.
Evdeki normal gündelik giydiğiniz kıyafetlerle, spor kıyafetleriyle yine bisiklet sporunu devam ettirebilirsiniz. Evet, şunları da eklersek. Şunu ekleyemeyeceğim. 12 liralık bu ürünü ekleyemeyeceğim. Şu an mağaza stoklarında bulunmuyor. Fakat ben eminim ki bir saniye yalnız şöyle bir şey var. Bu aslında yama yapıştırıcısıymış. Şöyle bir info geçeyim. 12 lira fiyatı var. Fakat Decathlon'un kendi mağazalarında genelde benim bildiğim kadarıyla bunun hem yanında yaması olanı, hem zımparası olanı, hem de yapıştırıcısı olan setleri 15 lira falan. Belki internet sitesinde de bulabilirsiniz. Biz şu an bulamadık. Bundan dolayı sadece bunu sizlere göstermeye çalıştım. Bunu o zaman çıkarayım, bir anlamı kalmadı. Ve evet, burada gördüğünüz gibi üçlü bir set var. Sel altı çantamız, multi tool'umuz ve levyemiz. Buradaki ufak tefek ürünlerin tamamını şuradaki sel altı çantasında doldurup selenizin altına bu çantayı takabilirsiniz. Şöyle fotoğraflarını da göstereyim. Evet. Bunu da ekliyoruz. Ve sepetimizin geneline baktığımızda sepetimiz şurada. Evet, 11 tane ürün eklemişiz. Toplamda 494 lira tutmuş. Şu an bu videonun çekiliş tarihi 2020 senesi Aralık'ın, hemen bakıyorum. Aralık'ın 21'i. 21 Aralık 2020'de bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum, fakat şu anda bisiklet ekipmanlarını en uygun şekilde Decathlon'dan topladığınızda 494 TL'ye mal edebiliyorsunuz. Dediğim gibi ekleyeceğiniz şeyler olabilir, çıkartacağınız şeyler olabilir ama hemen hemen en temel ihtiyaçlarınız bence bunlardır diye düşünüyorum. Videonun başında da söylediğim gibi yakında zaten mağazaya gidip bunları ürünlerin gerçeğiyle tek tek videosunu çekerek, yani Decathlon vlog çekerek bu ürünleri sizlere tekrardan tanıtacağım. Orada da böyle bir video çekeceğim. Lütfen aşağıdan şuradaki mouse'umuz giderse, evet, şuradaki iki pedal logosundan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.